Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabundan alt birinci molar dişi yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ben sizin için sabunu temizledim. Şöyle bir şekil elde ettim. Hemen kronumuzu oluşturacağımız sınırları çiziyoruz. Şöyle de bir yaklaşık 3 santimlik sınır çizdim. Bunu devam ettireceğim zaten. Hattımız kaydı. Hattımız kaymasın. Şöyle geri getirelim. Tabii ki bu kadar geniş olmayacak bunun kron genişliği. Bunu biraz daha daraltacağız. O zaman hemen başlayalım. Şöyle. Ya da ne yapalım? Direkt yanlardan alalım biraz. İki video şekilde atacağım. Bir hemen kronu çıkartacağız. İkinci videoda da okluzelimizi şekillendireceğiz. Tabii ki daha iyisini yaparsınız. Burada belli bir dakika içinde çekmek zorunda olduğum için hafızadan dolayı hızlı yapmak zorundayım. Bunun özelliği ne peki? Hemen ondan biraz bahsedeyim. Bu arkadaş 3 tüberküllü, 2 köklü. Yani en önemli özelliği aslında bu bir bakıma. Bukkaldan linguale, mezialden de distale daralıyor. Biz de daraltalım. Niye? Çünkü yani şuradan mezialden distale 5 santim falandı bu sabun. Bunu hata payı için şöyle bir 3,5-4 santime indireyim. Sonra servikale doğru daraltmasını yaparız zaten. Niye distale doğru çok alıyorum? Çünkü mezialden distale daralıyor. Bunu yapabilmek için. Özür dilerim. Evet, yaklaşık 3,5-4 santime indirdik. Fena değil. Biraz da servikalden daraltalım artık. Zamanı geldi.
Bu arada şuraya da bukkal yazmayı unutmayalım. Bukkal. Yani yanağa bakan taraf. Ters tarafına da lingual yapalım. Yani dile bakan taraf. Bukkal yazıyor. Evet, çok önemli bir şey unuttum. Kadın çorabını almayı unutmuşum. Hemen onu getireyim. Burayı hızlıca ileri doğru sararsanız. Evet, getirdim. Hemen artık sabunlardan kurtulmak için şöyle bir çoraplayalım. Açımız daha iyi olsun. Şurada bir şişkinlik var. Hemen onu indireyim. Göstereyim hatta. Bakın daralmayı görüyorsunuz zaten. Spatülü şu şekilde tuttuğunuz zaman daralma belirgin. Şurada da bir hafif bir şişkinlik var. Onu da alalım. Ne olur ne olmaz. Bakın onda da belli. Daralma. Şimdi ne yapacağız? Dişin servikaline doğru daralmayı verdik. Şimdi oklüzere doğru da hafif bir daralma vereceğiz. Çünkü tüberkül tepeleri orada. Alıyoruz yine. Bakın burası bukkal yüzümüzdü. Burası lingual yüzümüz. Şurası hoşuma gitmedi. Onu bir düzelteyim hemen. Düzelttim. Şu geriye doğru saç tarar gibi hafiften alacağız. Neden? Çünkü dişin yapısı öyle biraz. Şöyle dikkatlice yapalım. Sonra başımıza iş çıkarmasın.
Işığı düzelteyim biraz ya. Biraz yakına getireyim. Bunu yaparken size diş hakkında da birkaç bilgi vereyim isterseniz. Bu kendi notlarımdan da yazmıştım. Ya da onu ikinci videoda mı yapsam ya? İkinci videoda da yapabilirim. Yine her zaman olduğu gibi bu diş videonun başında da anlatmıştım. Okluzal'den servikale, mezyal'den distale doğru daralan bir yapıda. Yani okluzal burası, servikal de bu orta tarafı. Mezyal burası, distal de burası. Bir de bunu yaparken fark edeceksiniz zaten. Distobukal tüberkül, mezyobukal tüberkül oranla böyle daha yuvarlak bir yapıda. Oluşumu o şekilde yani. Getirelim. Bir de niye bukkali fazla geriye doğru aldım? Çünkü bukkaldaki tüberkül tepeleri biraz daha santral oluğa yakın. O yüzden geriye alıyoruz. Şekilde hatta. Evet, neredeyse kronumuzu oluşturduk. Oklüzel şeklini vereceğiz diğer videoda da. Hemen şöyle bir çoraplayalım. Evet, geriye doğru fena yaslamadık değil mi? Böyle bir bakalım. Eğim, güzel. Nice. Çok güzel. Bu kronu oluşturmayı burada da bitirelim. Yarınki videoda da hemen okluzal şekillendiririz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Yarın görüşürüz.